Saatlerimiz 24 deprem özel yayınımız devam ediyor. Tarihlerimiz artık 9 Şubat'ı gösteriyor ve o elim 2 deprem üzerinden neredeyse 68 saat geçti. Üçüncü günü de artık geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Sahada yoğun bir çaba var, yoğun bir çalışma var. Türkiye'de 10 farklı ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Tüm Türkiye seferber oldu. Bölgeye yoğun bir yardım ve ekipman akışı söz konusu. Aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarının da yoğun bir şekilde yürütüldüğünü devam edelim. Sıcak bir bilgiyi paylaşalım. Özellikle deprem sonrasında yaşanan bu büyük doğal afet sonrasında sosyal medya üzerinde yaşanan bir dezenformasyon vardı. Twitter'la bugün bir görüşme gerçekleştirilmişti ve Twitter'dan yeni bir açıklama var. Twitter Türkiye'ye taahhütte bulundu. Dezenformasyonla mücadelede iş içinde olacağız denildi ki gün içinde Twitter'da bantlar almaya, daraltmaya gidilmişti. Ee, özellikle bu dezenformasyon meselesi yalan yanlış bilgilerin ki özellikle sürecin yönetilmesini engelleyecek yalan yanlış bilgilerin yayılması sonrasında müdahalede bulunuldu. Toplantı yapılmıştı. Toplantıda yapılan yalan paylaşımlara karşı atılabilecek ele adımlar ele alınmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı'yla ve Twitter Türkiye'den sorumlu kamu politikaları Direktörü ile bir toplantı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ve sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantıda toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına işaret edildi. Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere internet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kapsamında yükümlülükler hatırlatıldı ve Twitter'dan da yeni açıklamayı bir kez daha paylaşalım. Dezenformasyonla mücadele noktasında Türkiye'ye taahhütte bulundu Twitter.